Yaptığımız avukatlık tarzımız aslında bir yargılama konusu. Bizleri siyasi şubede avukatlık yaptırmak istemiyorlar. Dosyalardan kısıtlıyorlar. Avukatlık yapma hakkımız elimizden alınıyor. 6 yıl içerisinde Türkiye'nin ikinci kere tehlike altında avukatlarla ilgili olarak gündeme alınmış olması, Avrupa düzeyinde ikinci kere Türkiye'nin tehlikedeki avukatlar ülkesi olarak adlandırılmasının somut bir karşılığı var. Avukatlarla ilgili olan kısmına geçmeden önce Türkiye'de esas olarak bir hukuk devleti varmış gibi, mer'i olan bir hukuk devleti imiş gibi davranmaya son vermemiz gerektiğini düşündüğümü söylemek isterim. Türkiye uzun süreden bu yana özellikle olağanüstü hal rejiminin başlamasından önce devam eden bir sürecin bu rejimle birlikte, olağanüstü hal rejimiyle birlikte daha ağırlaştığı bir dönemi yaşıyor. Halkın üstündeki baskısını arttırmaya yönelik bir politika. Yani eğer ki avukatı aradan çekerseniz, mücadele eden insanların, hak ve özgürlük arayan insanları avukatsız bırakırsanız aslında muhalefeti de susturmuş olursunuz. Siyasi iktidar net bunu hedeflediğinin aslında hepimiz farkındayız. Savunma dediğiniz kavramın neredeyse içinin boşaltılacağı noktaya kadar gelen yargılamalar yaşıyoruz o günden beri. Tehlike altındaki avukatlar olarak aslında tehlikeyi bizzat yaşadık kendimiz. Hem dernek olarak derneğimiz kapatıldı, bürolarımız basıldı, evlerimiz basıldı. Avukatlara yönelik olarak yapılan baskılar da bu kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemelerden kaynaklandı. Daha sonra bu düzenlemelerin hepsinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasallaşmış olması, ardından da 7145 sayılı yasayla olağanüstü halin neredeyse kalıcılaştırılmış hale getirilmiş olması, bütün bu düzenlemelerin şu anda meri mevzuatta hala var olmaya devam etmesi bizi tehlikede tutan temel unsurların başında geliyor zaten. Bizim dosyamızda 20 avukat hakkında yargılama devam ediyor. 6 avukat hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı var. 5 avukat hala tutuklu olarak hapishanelerde kalmakta. Bu aslında tarihsel süreçte baktığınızda otoriterleşen yapıların en çok başvurdukları yöntemlerden birisi. Türkiye'de bu öyle bir yönteme başvurdu. Sadece avukatlık yaptıkları için avukatlar tutuklandı, hapse atıldı. Duruşmalardan atılan avukatlara tanık olduk. Bu bahsettiğim davanın sanığıyım aynı zamanda. 12 Eylül 2017 tarihinde evim basılarak gözaltına aldım. 9 gün vatanda siyasi şubede gözaltında kaldıktan sonra 21 Eylül'de 16 arkadaşım tutuklanırken ben adli kontrol kararıyla serbest kaldım. Tehlike altında avukat kimdir? Bir, hukuka uygun olarak sürdürüldüğünden ve sonuçlandığından ciddi olarak kaygılandığımız yargılama süreçleri sonucunda hüküm almış avukatlar var. Yaptığı herhangi bir hareketten ifadeye çağrılma riskiyle karşı karşıya bulunan ve bu nedenle mesleği nasıl yapılacağına ilişkin kamu idaresinin, hükümetin çizdiği sınır içerisinde kalmaya mecbur bırakılanlar var. Yargı bağımsızlığının, savunma hakkının kullanılmasının, sadece hakimlerin, savcıların, avukatların sorunu olmadığını, bir toplumsal sorun olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Esas mesele şu, bir avukat şu hesabı yapmaya başlar. Siyasal iktidarla ben ya da sermaye sınıfıyla sınırım nedir? Nerede durmalıyım? Avukatlık yapmama engel bir hal ortaya çıkmaması için nasıl önlemler almalıyım diye düşünmeye başlar. Bu sadece avukatlık mesleği açısından değil, tüm toplum açısından çok riskli bir bahistir. Bunların planlı, programlı ve yine bize yönelik saldırıların bir parçası olduğunun farkındayız. Bu süreçte bizler avukatlık pratiğimizden bir adım geri atmadan mücadelemize devam edeceğiz.